Merhaba, ben Meltem Yeğen. Öncelikle bugün BT Vizyon toplantısında çok keyifli sunumlar izledik. Bu sunumların ardından BT Vizyon'la yaptığımız bu röportajda bizim açımızdan önem taşıyor. Fujitsu olarak biz 2017 yılı için genel bir değerlendirme yapmak isterim. Emin Çalıklı'nın belirttiği birçok vizyonumuz ve teknolojiye olan bakışımızın üzerine eklemek istediğim en önemli hedef sistem entegrasyon şapkamızla önümüzdeki dönemde de sektörde çok ciddi katkılar sağlayacağımız. Sistem entegrasyonuna olan DNA'mızda zaten mevcut bulunan sistem entegrasyonu kapasitemiz ve işbirliğine ve ekosistemimize olan fokusumuz artarak devam edecek. Fujitsu'nun sistem entegrasyonu dışında uçtan uca ürün ve çözümler üreten bir üretici olduğu pazar tarafından bilinen bir gerçek. Japonya'nın bir numaralı ICT şirketi olan, teknoloji şirketi olan Fujitsu, bugün Türkiye'de de uçtan uca tüm ürünlerini sergilemekte. Dijital dönüşümün getirdiği farklılaşma ve bugün de üzerinde çok durulan bir konuydu. Dijital dönüşümü ve değişimin katkılarıyla tabii ki ürün ve çözümler de değişiyor. Günümüzde Robust IT diye adlandırdığımız, yani daha geleneksel IT bilgi teknolojileri yöntemlerinden artık daha hızlı teknolojiye, dijital teknolojiye geçiyoruz. Ve bu dijital teknolojiye geçişte hem ürünler hem çözümler çok ciddi farklılıklar gösteriyor. İşte bugün de gördüğümüz gibi otellerden Airbnb'lere geçiş, işte WhatsApp'ın dünyada yarattığı çok ciddi bir farkındalık, işte birçok üreticinin önüne geçmesi, birçok telekomünikasyon üreticisinin önüne geçmesi. Veya önümüzdeki dönemlerde işte farkında olduğumuz çok ciddi Twitter, Facebook gibi, Google gibi farklı şirketlerin yarattığı ciddi atılımlar, açılımlar hepimiz için çok ibret verici. Ve bu noktada da teknoloji üreticileri olarak ve Ar-Ge'ye çok önem veren bir inovasyon şirketi olarak Fujitsu, bir Fit for Digital adını verdiğimiz, tam Türkçe'ye çevirdiğimizde de dijital yaklaşma ya da dijital hayata uyum sağlama, uyumlanma gibi algılayabiliriz. Hem kendi ekosisteminde, yani hem müşteri ve iş ortaklarına, partnerlerine sunduğu hizmetlerde ve iş yapış biçiminde, hem kendi içinde dijitalleşmeye çok önem veriyor. Hem kendi arka bahçemizi topluyoruz, hem dijitalleşen çok ciddi, hızlı, daha rekabetçi, daha hızlı, daha global ve daha yenilikçi bir şirket olarak Fujitsu'yu 2017'de daha çok göreceksiniz. Demin ürünlerden bahsettik. Tabii ki geleneksel ürünlerimiz, uçtan uca, masaüstü yayıncılık ürünlerimiz, mobil ürünlerimiz ve bunun yanı sıra data center ürünlerimiz, ki çok önem verdiğimiz data center ürünlerimiz yine Almanya'da, Japonya'da üretilecek ve bu kaliteyle Türkiye'ye getiriyor olacağız. Yeni ürün özellikleriyle de bunları sizlerin hizmetine sunuyor olacağız. Ama bunun yanı sıra yine avuç içi biyometrik çözümlerimizi, ürün ve çözümlerimizi sadece sensör bazlı değil, bunun yanında bütün sensörün kullanıldığı farklı uygulamaları, sağlıkta, tarımda, hayvancılıkta, birçok farklı alanda sensör teknolojilerinin daha arttığını göreceğiz. Bu da heyecan verici bir gelişme. Ve tabii ki IoT, Internet of Things tarafında hakikaten internetin her şeyi dediğimiz, internetle alakalı her şeyde Fujitsu'yu hep görmeye devam edeceksiniz. Daha artarak, daha yenilikçi, daha farklı ürünlerle piyasada, sektörde ilginç ve her zamanki insan odaklı yaklaşımıyla ürün üretmeye, çözüm üretmeye devam edecek. Tam bu noktada eklemek istediğim kısa bir şey daha var. Servis gücü. Fujitsu'nun servis gücü, servis yaygınlığı 81 ilde çok ciddi bir şekilde SLA verebilecek, servis kontratları yapabilecek 7/24 servis kapasitesine sahip bir üretici olarak, bir sistem entegratörü olarak her zaman yanınızda olacak. Biz bugün için çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bu fırsatlar için de çok teşekkür ediyoruz. Fujitsu önümüzdeki günlerde çok daha fazla Anadolu açılımıyla da sizlerle birlikte olmaya devam edecek.